Şimdi ben kadın olsam bir tane böyle bir dekolte giysem. Ondan sonra elime alsam bir tane wok dava tavuk yapsam şöyle eğilerek. Bahçıvan kadın. Ne bileyim işte tulum giymiş içine bir şey giymemiş. Şuradan işte bir dekolte yapmış. Gül dikiyor. Eğiliyor falan şöyle. İzlenme sayısı daha o akşam 100 bin 200 bin falan. Yani bu nasıl bir şey ya? Arkadaşlar merhaba, nasılsınız? 3 gündür video çekemiyordum. Havalar çok kötüydü. Yağmurlar, işte fırtınalar, şunlar bunlar. Hala da görüyorsunuz böyle yani. Canım sıkıldı. Evden çıkılamıyor yani. Evden çıkıp video çekemiyorum. Nasıl bir iklim ben anlamış değilim arkadaşlar ya. Ya gerçekten bugün agresifim yani. Böyle biraz kusura bakmayın. Agresif bir video yapacağım ama. Ya şu sabahtan beri fırtına, toz, polen, bir acayip bir hava, güneş mesela açıyor, bulut yok, güneşin kendisi yok. Yani içim şişti, içim. Gerçekten içim şişti. Fırtınanın sesinden, şeyin sesinden kendi konuştuğumu anlamıyorum ya. Ya bu üçüncü gün oldu. Her gün diyorum ki ya bu yarın düzelir, yarın düzelir. Ya mahvetmişler dünyayı arkadaşlar ya. Yani biz mahvetmişiz. Ben bunu anlıyorum. Acayip bir iklim. Ya bir yandan inanılmaz bir sıcak. Arkadan bir rüzgar esiyor. Dersiniz ki kar yağacak yani. İkisi bir arada. Ya yoksa sizi videosuz bırakmayacaktım. Bu üçüncü gün mü oldu, dördüncü gün mü oldu bilmiyorum. Yani devamlı bekliyorum. Yani bugün çekilir, bugün çekilmez. En son bugün yani daraldım, çekeyim dedim. YouTube'a da biraz canım sıkın ya. 3 ay, 4 ay oldu. Hemen hemen biliyorsunuz her gün video yüklüyorum. İçeriklerim de yani kötü değil. Mukayese ediyorum. Yani kendi kendime megalomanlık yapmayayım ama fena değil yani içerikler. Ayrıca YouTube şimdi devamlı şey yapıyor. İşte haftada bir, 10 günde bir falan bir takım bildirimler gönderiyor. Diyor ki videolarını tebrikler yapmış, böyle yapmış. Videolarınızı izleyiciler çok seviyor ve uzun süre izliyor. 2 gün önce gelmiş yeni başarı. Videolarınız uzun süre izleniyor. İşte çok seviliyor. İşte tebrikler, bilmem kaç saate ulaştınız falan filan. Abi izlemelere bakıyorsunuz. Öneriler 300 önerilmiş, 1000 önerilmiş, 800 önerilmiş. Önerilme 0, 0 gibi bir şey. Ha neye kızıyorum? Tamam ben uydurup bir şeyler yapıyor olsam eyvallah. Siz de görüyorsunuz işte. Tamam olağanüstü bir şey yapmıyorum ama kötü bir şey de yapmıyorum sonuçta. Şimdi ne diyordum? Ha. 50, 100 bilmem ne yani önerime ve gösterime inatla 4 aydır sokulmuyor yani. Hiçbir şey anlamadım. Pardon şuna geleceğim. Rüzgardan başım döndü, kusura bakmayın. Şimdi hani diyeceğim ki benim videolar kötü. Hayır değil. Nereden anlıyorsunuz, anlıyorsun diyeceksiniz. Dediğim gibi, kendinin de söylediği gibi ben de analizlere bakıyorum. Analizlerin içerisinde tıklama oranları var arkadaşlar. Tıklama oranım yüksek. Yani 3 aylık kanal, 3,5 aylık kanal için yüksek. İzlenme oranım %50'ler, %60'lar. Yani bir videonun içine gösterime girdiği zaman, bir insan tıkladığı zaman, kapak resmini beğenip içine girdiği zaman %50, %60 videoyu seyrediyor arkadaşlar. Yani 20 saniye bakıp da bu ne menem bir şeymiş deyip çıkmıyor. Kısaca şunu anlatmak istiyorum. YouTube'un hani eğitim kanalları var ya, şöyle yapın, şöyle yapın. Onların hepsini yaptım arkadaşlar. Hepsini yaptım. Hikaye yani. Öyle bir şey yok. Başka bir şey var yani. Ya şansa ya bala. İstediğiniz kadar yapın bunun dediklerini. Yok efendim işte gösterim tıklama oranı yüksekse, işte izleyiciler içinde olursa sizi gösterirmiş. Gösterime sunarmış falan. Göstermiyor abi. Sunmuyor. Sunmuyor yani. Ne olursanız ol. Olun. Allame Cihan şeyi yapın. Hollywood filmi yapın. Sizi sunmazsa hiçbir şeysiniz yani. Biraz ona işte kafam bozuktu. Daraldım. Ondan sonra cuma, neyse işte
Size birazcık derdimi dökeyim dedim ya arkadaşlar. Gölgeyi de özledim. Bunun da yanına çıkamadım. Fırtınalardan, şeylerden, gürültülerden. Sesim umarım iyi geliyordur videoya. Bilmiyorum nasıl geldiğini. Korkunç bir fırtına gürültüsü içindeyim yani şu anda. Yani anlayacağınız arkadaşlar, bugün böyle bir biraz moral bozukluğuyla başladım yani bu olaylardan, bu şeylerden. Bakıyorsunuz siz işte sonuçta emek veriyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Benim bir videoyu çekmem, atıyorum 20 dakikalık video için en azından günde 3-4 saat uğraşmam gerekiyor arkadaşlar. Sesiydi, işte hata yapıyoruz, ne bileyim kamera kapanmış oluyor, bunları kesiyoruz tabii ki, düzeltiyoruz. Kafa yoruyoruz. Hani güzel görüntünün ardına güzel müzikler seçiyoruz. O müzikleri o aksiyona göre ayarlıyoruz falan filan. Bir sürü kurgu işi falan var. Tamam, ben bunlardan keyif alıyorum ama ya karşılığı hiçbir şekilde YouTube'da yok yani. Hiçbir şekilde yok. Şimdi ben kadın olsam, bir tane böyle bir dekolte giysem, ondan sonra elime alsam bir tane wok dava, tavuk yapsam şöyle eğilerek, o milyonlara ulaşıyor. Yani ben bu YouTube'un, sırf Türkiye'de değil yanlış anlamayın, YouTube'un dünya çapındaki bu abazanlık anlayışını ben çözemedim yani. Daha doğrusu YouTube'un değil yani, YouTube'daki insanların buna ilgi göstermesini ben anlayamadım. Bununla ilgili siteler var zaten. Yani kralına girersin, kralını seyredersin yani. YouTube'a ne gerek var? Bahçıvan kadın, ne bileyim işte, tulum giymiş, içine bir şey giymemiş, şuradan işte bir dekolte yapmış. Hayda, kanal bir ay önce kurulmuş, 800 bin abone. Yerde şey dikiyor, ne denir ona, gül dikiyor, eğiliyor falan şöyle. İzlenme sayısı daha o akşam 100 bin 200 bin falan. Yani bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey arkadaşım ya? Ya hiç mi görmediniz yani göğüs, hiç mi görmediniz dekolte yani? Bu nasıl bir şey, bir sendrommuş ben anlamadım. Bir de YouTube inatla bunları öneriyor yani. Deliler gibi öneriyor. Deliler gibi öneriyor yani. Yoga. Yoga ile alakası yok ablanın. Giyiyor dantelli bir don, affedersin, üstüne yoga yapıyor. O gece 600 bin izleniyor. Bir ayda kanal zaten 3 milyon aboneye falan ulaşıyor yani. Adı yoga yani. Ama sana bana gelince, biz elimizden gelen bir sürü şeyler yapınca önerilme yok. Bak tabii ki yani ben şuna karşı değilim. Diyeceksiniz ki seni mi seyredeceğiz, onu mu seyredeceğiz? Tamam, gene onu seyredin de. Şimdi önerilme olayı sıkıntı. YouTube onları öneriyor, ön plana çıkarıyor. Seni, beni, ne bileyim, kültürü, sanatı, edebiyatı falan bunları öne çıkarmıyor yani. Bu bir gerçek. Neyse arkadaşlar, böyle bir dertleşme kusura bakmayın kafanızı ağrıttım. Böyle bir dertleşme videosu olsun. Sonuçta ben size yaşadıklarımı burada hem görsel olarak hem de ruhsal olarak yaşadıklarımı anlatmaya çalışıyorum. Başınızı ağrıttığım için kusura bakmayın. Bu da böyle bir video olsun. İçime döktüm biraz. Gölge cağızı da sevdik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İnşallah bir ivme kazandıracağız arkadaşlar. Sizden destek bekliyorum yani bu konuyla ilgili. Bir abone olursanız, bir tane de like atarsanız çok sevinirim. Hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Hepsi ücretsiz arkadaşlar. Öpüldünüz. Bye bye. Kaybetmeyeceksiniz. Hiçbir şey kaybetmezsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.